Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir sahur programında gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden beraberiz ve bu gecede yine sahur programımızda gecenin bu ilerlemiş saatinde bizi yalnız bırakmayan ve stüdyoya kadar şeref vermiş olan bütün izleyicilerime hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz efendim. Evet, sahurlar artık Sultanahmet'te ve ATV'de ve İstanbullu ve aslında İstanbullu demek de doğru değil. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her tarafından hatta Avrupa'dan gelen seyircilerimizle ve ekran başındaki izleyicilerimizle bir ayrı güzel oluyor. Mevlam manevi yönden de istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Hepimizden Allah bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Demin programa başlarken gözüme çarptı. Böyle yarın sabah sünnet olacak bir küçük çocuk da orada var. Bir küçük kardeşimiz de var. Onu da yarın sabah bir görelim bakalım. Biz de şöyle bir el salla bakayım. Evet, kamera görebiliyor mu bilmiyorum ama evet. O da babasıyla annesiyle burada misafir olarak gelmiş diyorum. Ve programımıza tabii ki sevgili Abdurrahman, ekibimiz yine beraberiz inşallah diyorum ve programımıza böyle bütün hızıyla başlarken özellikle iki sorumuz vardı. Ben daha önce gelmiş olan soruları bulmaya çalışıyorum. Evet, şurada sorularımız bunu hemen kısaca onlardan bahsedeyim, sonra oradan soru alacağım. Tabii mail adresimiz nihathatipoğlu.com'dan bana gönderiyorsunuz. Biz mailden gelen sorularınızı alıyoruz. Ama günde binlerce mail geliyor. Onun için bağışlayın, tümünü cevaplandıramadığımız için. Engin hoşgörünüze sığınıyoruz. Avuç içindeki çizgiler kaderimizi mi belirler diye bir soru sormuşlar. Avuç içindeki izler. Evet, avuç içindeki bununla ilgili bir özel bir ilim var. Avuç içini okumaya çalışıyorlar. Ama kaderi avuç içi belirlemez. Kaderi Allah'ın ilmi belirler, değil mi? Allah'ın ilminde de her şeyin sırrı, o sırrı da kimse açamaz. Ne kola bakarak, ne yüze bakarak, ne de başka bir şeye bakarak ama insanların genelinden hareketle, efendim şu çizgisi uzun olanlar daha yaşamış, ötekiler daha kısa yaşamış. Buradan böyle bir sonuca varmak doğru değil ama avuç içindeki işaretlerden ben bir şey söyleyeyim. Bilenler hemen fark ederler. Şöyle biraz avuç içimi hafifçe şöyle bir kapatmış olayım burada. Arapça 18 var. 1. Bu 1. Bu 8. Herkesin avucunda hemen hemen aynıdır. Burada da efendim 81 var. Birbirinden çıkınca 63. Toplanınca 99. Yani bu bir şifre falan değil bu. Açık görünen bir şey. 99 Allah'ın esması. 63 Hazreti Resulullah'ın vefat yaşı. Bu bir tevafuk mudur bilmiyoruz. Belki öyledir ama böyle bir şey hemen söylemiş olayım. Avuç içindeki çizgiler kaderi belirlemez. Bir soru var. O soruyu soruya bırakayım. Özellikle evlilikle ilgili bir soru. Biraz sonra belki buradan gelir o soru bilmiyorum. Evet. Kim? İyi akşamlar hocam. Hanım kızımız orada. İyi akşamlar kızım. Hoş geldiniz. Benim sorum, ölen bir kimsenin altın dişiyle, dünya malıyla gömülmesi ölüye azap verir mi? Yok, altın dişle gömülmesi zarar vermez ama altın dişle gömüldüğünü bilenler fayda sağlayabilir. Eskiden biliyorsunuz bu, hakikaten yani gülüyoruz ama doğru, haklı olarak gülüyorsunuz. Ne başlar diye bir şey vardı. Bu bir eski bir meslekmiş eskiden. Ne baş kefen soyucu. Ne baş diyorlar. Bunlar yeni gömülen oldu mu ya onun işte bu değerli dişleri varsa onu sökmek için veya kefeni soymak için mezarları kazarlarmış. Böyle bir çok çirkin bir meslek de varmış. Gizli kapaklı bir meslek. Onların işine yarar tabii. Peki hocam, ama altın dişle veya başka bir dişle gömmek ölüye zarar vermez. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Ama bir şey söyleyeyim o konuda.
Bizim tavsiyemiz, hani çok önemli bir dişleri fazlaysa altından, bir kıymet ifade ediyorsa ölmüş olan yakınımızı o dişle gömmeyelim. O altınları çıkartalım, gerekirse satalım, onun hayırına verelim. Değil mi? Mezarda zaten kaybolup toprağa girip gidecek. Onun için öyle yapalım. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Öncelikle Ümmet-i Muhammed, herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun, teşekkür ederim. Sevgili hocam, biz evladımızın sünneti için Ramazan ayını tercih ettik. Evet, maşallah. Bunun ne kadar sevap, ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu bilmiyoruz tabii. Biz sadece büyüklerimizden gördüğümüzü Ramazan ayında daha sevap olduğunu düşündük. Evet, uygulamaya çalışıyoruz diyorsun. Evet. Peki, o ne düşünüyor, adı ne? Murat Han. Hele Murat'a söyleyeyim. Murat ne Murat düşünüyorsun? Murat Han. Murat, Allah hayırlı etsin. Murat, yarın ne olacağını biliyor musun? Teşekkür ederim. Yarın ne yapacaklarını biliyor musun? Biliyorum. Hazırlıklısın yani. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Murat şanslı bizim dönemimizde. Ben de teşekkür ederim. Allah seni bağışlasın. Murat şanslı. Bizim dönemimizde lokum vardı. Murat'ın döneminde artık tıbbın gerekleri var. Cevaplandıracağım. Allah mübarek etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, tabii sünnet adı üzerinde Hazreti İbrahim'den bu yana gelen ve Hazreti Resulullah döneminde de Araplarda uygulana gelen bir adet, bir gelenek, bir sünnetti. Hitan diyoruz buna biz. Resulullah onun güçlü bir sünnet olduğunu söylüyor. Bu nedenle de Müslüman için, Müslüman her çocuk için bu güzel bir adımdır. Allah mübarek eylesin. Ramazan ayında olması da dine aykırı değildir. Yani böyle bir talimat yok, Ramazan'da yaptırın tarzında bir şey yok. Ama güzel bir şey, güzel düşünmüşsün. Bu sevinçli gününü Ramazan'da yapmak istemişsin. Allah utandırmasın. Allah evladımıza ve bütün evlatlarımıza hayırlı gelecekler nasip eylesin inşallah. Evet, buyurun, hoş geldiniz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam, bundan 2 hafta önce bir bilezik buldum, altın bilezik. Onu bozdurdum. 18 aileye yardıma muhtaç. Giyim ve gıda dağıttım. Acaba o kaybeden kardeşimiz sevap mı istedi ya da şey mi kazandı? Veya sen mi günah kazandın? Evet. Peki bir şey söyleyeyim. Mesela altın bileziği nerede buldun? Nasıl bir yerde buldun? Yolda. Kaldırımda. Yani, kaldırımda. Çok genelin geçtiği bir yerde. Aynen. Şimdi niye soruyorum? Şundan dolayı. Buluntu mallarla ilgili bizim fıkıh kitaplarımızda lukata diye bir bölüm var. Kayıp mallarla ilgili. Kayıp çocuklarla ilgili de lakit diye bir bölüm var. Kayıp mallar ne yapılır diye. Saklanabilecek önemli mallar, bilezik gibi, altın gibi mallar genellikle bulunan meskun mahalde 6 ay boyunca saklanır ve sorulur sağa sola. Bir altın buldum yani 80 gram. Zaten 3 gün orada bekledim ama olmadı. İlan edilir ama tabii evsaflı söylenmez. Yani özellikleri söylenirse başkaları da sahiplenebilir. Ben de bir bilezik var kaybeden diye esnafa söylenir. 6 ay boyunca sahibi çıkmazsa bu mesela yaş, meyve, sebze için böyle değil, tüketilebilir. Sahibi çıkınca da parası verilir. 6 ay ilan edilir. İlandan sonra bir şey çıkmazsa fakir olan kendine harcayabilir. Zengin olan ise senin yaptığını yapar. Ne yapar? Onu dağıtır fakirlere, garibanlara, sevabı elbette ona gider, esas kaybedene. Mutlaka sen de hayra delalet ettiği için, hayra vesile olduğun için onun sevabında Allah katında ortaksın. İyi bir şey yapmışsın. Tamam. Ama günün birine sahibi çıkarsa ödemek zorundasın ona göre. Peki, kimin sorusu var? Peki, kızım buyurun. Ben rüyamda yılan görüyorum. Rüyanda? Rüyamda bazen... Uykun mu geldi sana? Rüyamda yılan görüyorum. Yılan görüyorsun. Uyanıkken de görüyorum yılan. Sen çok mu çizgi film seyrediyorsun? Seyretmiyorsun. O sen şimdi hayalinde yılan... Sen yılandan çok mu korkuyorsun? Şimdi insan korktuğu şeyi rüyasında görebilir. Rüyasında gördüğü şeyi sonra da gerçek hayattaymış gibi görebilir. Merak etme, inşallah yılanın sana zararı olmaz, tamam mı? Sen böyle rüya görünce, kötü bir rüya, yani seni ürküten, korkutan bir rüya gördün mü? Sabah kalktığında Bismillahirrahmanirrahim de, hiçbir şey kalmaz, yılanın sana zararı olmaz. Oldu mu canım?
Peki, teşekkür ederim. Hocam, yattığı yatağının altında yılan olduğunu söylüyor uyanıkken. Korkuyor. Anladım. Her akşam uyumadan önce çok korkuyor. Yani o mutlaka bir hadiseden etkilenmiş olabilir. Yoksa merak etmeyin. Böyle yani onun ona herhangi bir yerden bir zarar gelmiş de ondan dolayı böyle bir şey görüyor değildir. Aklın bir tarafına bir gün Bilal'ın bir hali görünmüş olabilir. Onun etkisi olur. Avuz vesvese çekin inşallah o kötü vesveseden kurtulur inşallah. Teşekkür ederim. Bazen çocuklar farkında olmadan böyle bir halde olabilirler. Efendim hemen bir konuyu paylaşmak istiyorum sizinle, sonra tekrar soruya döneceğim. Tabii ilerleyen dakikalarda ayrı bir koridor açıp Medine'de yürüyeceğiz. Bakalım bu gece ne var? Erkek hanımına dün gece kadın hanım erkeğine nasıl davranır diye konuşmuştuk, söz verdik. Bugün erkek hanımına nasıl davranır? Hanımına karşı iyi huylu, güler yüzlü olmalı. Erkekler yani. Efendim, erkeklerin büyük çoğunluğu bana kızacaklar şimdi biliyorum. Dışarıda son derece sevecen, şen şakrak eve gelince dudaklarını bükerler. Eşinizin bazen yanlış hareketlerine sabretmeniz gerekiyor beyler. Onunla tatlı konuşun. Onun seviyesine ve aklına uyun. Yani kadının seviyesi düşüktür anlamında değil. Yani o anda ne hissediyorsa onu onunla paylaşın anlamında. Yemede, giyinmede, gücü yettiği kadar eli açık olsun erkeklerin hanımlarına karşı. Hanımların ihtiyaçlarını gidermeleri gerekiyor. Erkek karısına, kadın kocasına dinin farzlarını öğretmeli. Hanımın giyinmesinde, evden dışarı çıkmasında çok sıkılmamalı. Eşler birbirlerini boş bırakmamalı. İki taraf için de diyorum. Kadın için değil sadece. Kadın da kocasını, koca da karısını sormalı. Nereye gitti, ne ettin? Evet, ev işleriyle vakit geçirmesi. Erkekler ev işleri yapmaları gerekiyor. Yani erkekler gerekirse çocuğunun altında bağlamalı. Bağlayan var mı erkeklerden? Yeni nesil var ama eski nesilde yok. Eski nesil bunu hakaret olarak kabul ederdi. Ama öyle değil. Hakikaten Hazreti Peygamber'in ev işleri yaptığını, hanımına yardımcı olduğunu, bazen dikişini yaptığını, yani ayakkabısını veya yamalı elbiselerini Resulullah'ın kendisinin yamaladığını biliyoruz sevgili Peygamberimizin. Bu erkekliğe, muruete, kişiliğe zarar veren şeyler değildir ama onun için erkek eve girerken dışarıdaki kavgayı dışarıda bırakmalı, hanımına daha bile sevecen. Bir de bir şey söyleyeyim, erkekler de dün hanımlar için söylemiştim. Benim tanıdığım bir beyefendi vardı, çok değerli, çok yaşlı, vefat etti. 80 yaşındaydı, emekliydi, yıllardır emekli. Her sabah kalkardı, bir yanı sakalını düzeltirdi, ceketini, pantolonunu, gömleğini giyerdi, evde ceket pantolonla otururdu. Biz diyorduk ki dışarı çıkmıyorsun, niye böyle? Evdeki hanımının hakkı dışarıdaki beylerin hakkından daha çoktur derdi. Hanımına karşı çok temiz ve güzel ve güzel giyimli ve güzel görünümlü olurdu. Bu İslam'a aykırı değildir. Bu nedenle de erkek de hem giyimine, hem kuşamına, hem temizliğine, hem güzel kokmaya dikkat edecek. Bütün süsümüz dışarıya göre olmayacak. En kötü erkek dışarıya karşı çok yumuşak, toleranslı, hanımına karşı ise çok sert olandır. Hazreti Peygamber, ben içinizden ahlakı en iyi olanım, hiçbir hanımına bir fiske vurmadım demiştir. Hazreti Peygamber hiçbir hanımına kötü söz söylememiştir. Bilakis bir gün Hazreti Ayşe'den sert bir hareket görmüştür. Yani bir hadise oldu. Hazreti Ayşe orada, Hazreti Ebubekir orada. Şöyle bir örnek vereyim hemen vaktim yeti kadarınca. Hazreti Ayşe ile Resulullah arasında bir münakaşa oldu, karı koca. Biraz sonra Hazreti Ayşe'nin babası Ebubekir geldi. Resulullah Hazreti Ebubekir'e dedi ki aramızda hakem ol. Ben mi doğruyum, Ayşe mi? Resulullah konuştu. Daha doğrusu önce Hazreti Ayşe konuştu. Resulullah dinledi. Resulullah konuşmaya başlayınca bir yere geldi. Hazreti Ayşe dedi, öyle değil dedi. Böyle değil deyince Hazreti Ebubekir öyle bir yürüdü ki kızının üzerine. Elini kaldırdı. Tam tokatı indirecekken Hazreti Peygamber Ebubekir'in elini tuttu. Sen hakemsin, taraf değilsin dedi. Sen benden yanasın dedi. Sen içine git hadi bakalım.
Hazreti Ebubekir'i gönderdi ve sonra döndü Ayşe'ye dedi ki seni adamdan nasıl kurtardım gördün mü dedi. Ben olmasaydım tokatı yiyordum. Resulullah böyleydi yani. Yumuşak, halim, selim ve hakikaten hanıma karşı son derece toleranslı olması gereken bu. Bizim olmamız gereken budur. Çünkü unutmayın beyler, hanımlarınız sizin evinize gelmiş birer misafirdir. Allah'ın misafiridir. Misafire nasıl hareket ediyorsanız eşinize öyle hareket etmeniz gerekir diyorum. Ve 8 dakikalık bir aramız var. 8 dakikadan sonra buradayız ve devam edeceğiz. Selamlar en güzeliyle yeniden beraberiz. Programımız bütün hızıyla devam ediyor ve bu bölümümüze hemen bir dua ile Hazreti Ayşe-i Sıddika anamızın, annemizin, niye annemiz diyoruz? Şundan dolayı. Kur'an-ı Kerim diyor ki peygamberin vefatından sonra da Müslümanların herhangi birisi peygamberin dul hanımlarıyla evlenemez. Ebediyen Resulullah'ın bütün hanımları, bütün Müslümanların annesi sayılmış. Kesinlikle hiçbirisi için evlilik Resulullah'ın hayatından sonra söz konusu olmamıştı. Onun için Hazreti Peygamber'in hanımları için Ummahatül Mü'minin bu tabir kullanılır, Müslümanların anaları. Onun için biz ana diyoruz. Benim için, bizim için Hazreti Fatıma da annemiz hükmündedir, Resulullah'ın kızı. Ama bu hüküm onlar için geçerli değildir. Yani Resulullah'ın kızları bir iki defa evlenmişlerdir. Hazreti Rukiye, Ümmü Gülsüm gibi, ama Resulullah'ın eşleri için bu kapı ebediyen kapalıdır. Hazreti Peygamber de çok evliliğin kısıtlanmasından sonraki Resulullah'ın ilk dönemlerinde çok evlilik, mesela Hazreti Davud Süleyman döneminde evliliğin sınırı yoktu. Yüzlerce kadın alabiliyorlardı. Araplarda bu gelenekti. Hazreti Peygamber de bu geleneğe uygun olarak çok evlenmiştir. Birçok Arap evlenmiştir. Ama Kur'an sonra bunu sınırlıyor. Sınırlıyor ve dörtte sınırladıktan sonra Hazreti Peygamber evli olduğu 8 civarındaki hanımlarının 4'üyle bütün alakasını kesiyor. Onların geçimini üstlenmeye devam ediyor ama karı kocalık ilişkileri sona eriyor. Bunlar çok iyi bilinmeyen şeyler ama zamanı geldikçe ben kısaca da olsa hatırlatmaya çalışıyorum. Hazreti Peygamber'in hanımlarının böyle bir özelliği vardır. Bir şey daha söyleyeyim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam 4'le ilgili ayet geldikten sonra herhangi bir hanım alabilme hakkına sahip değildi. Ebediyen Hazreti Peygamber'e yeniden evlenmek, nikahlanmak haram kılınmıştır. Bunu da hemen söylemiş olayım buradan. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de çok zaman zaman ayrıntısına girmediğimiz konulardı. Diyorum Hazreti Ayşe ile ilgili bir duamız var. Onu hemen bir daha paylaşayım sizinle, sonra kızımızın sorusunu efendim alacağız. Hazreti Ayşe'ye öğretilen ve Hazreti Ayşe'nin sık sık okumuş olduğu son derece yerinde ve güzel bir duadır. Hazreti Peygamber'in eşine olan bu duasını beraberce paylaşalım ve bu duayla beraber inşallah evlerimizde de bu duayı bol bol yapmaya gayret edelim. Hazreti Ayşe'nin evet ey Allah'ım diye başlıyor. Peygamberimizin evlilik yaşı çok istismar edilen bir konu. Hazreti Ayşe'nin 9-8 yaşında evlendiğini utanmadan söylüyorlar. Hayır, yalandır o. Hazreti Ayşe Resulullah'la evlendiğinde yaşı 17 civarındadır. Evet.
Ey Allah'ım, ben senden hayrın tamamını, şu anda olanını ve geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. Şerrin bütününden, şu anda olanında ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı söz ve hareketleri isterim. Ateşten, ateşe yaklaştırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım. Senin kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayrı senden istiyorum. Kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her neden sana sığınmışsa ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım. Senden istediğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir Allah'ım. Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edenleri, edeni olan Allah'ım, bütün bunların rahmetinden talep ederim. Bu Hazreti Ayşe annemizin duasıdır diyorum ve hemen kızımıza dönüyoruz. Buyurun. Hocam hayırlı geceler öncelikle. İyi geceler, size hoş geldiniz. Batman'dan selamlar getirdim. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Sorumu sorayım şimdi. Bizim o taraflarda özellikle daha fazla olur zorlu evlilikler çocuk yaşta. Biz bir, hani bildiğini sandığım bir akrabamızdan öğrendim. Zorla evlendirilen bayanların ya da erkeklerin işte nikahları olmuyormuş. Beraberlikleri zina sayılıyormuş. Ben bunun hani ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmiyorum. Sizden öğrenmek için sormak istedim. Teşekkür ederim. İyi bir konu açtığın için. Sağ olun. Zorla evliliklerdeki nikah zina sayılmaz. Nikah olmuşsa nikah nikahtır. Şartlar yerine gelmişse. Ama zorla evlilik zaten çirkin bir şeydir. Kızın iradesi olmaksızın zorlanarak evlendirilmesi bir zulümdür. Bir hakkın gaspidir. Tabi zamanımız burada çok kısıtlı olduğu için uzun detaylara giremiyorum. Sadece bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber döneminde bir genç kadın Resulullah'a geliyor. Diyor ki ya Resulallah, benim babam beni zorla amcamın oğluyla evlendirdi. İstemiyor. Hazreti Peygamber onu dinliyor. Babanı çağır diyor, babasını çağırıyor. Kocasını çağırtıyor. Kayınpederini çağırtıyor. Hepsi geliyorlar. Resulullah dönüyor ve kadına diyor ki şu anda senin nikahın senin elindedir. Dilersen nikahını feshederim. Feshetme hakkını veriyorum sana. Çok önemli. Kadın, kız bakıyor Resulullah'a, diyor ki Allah'ın Resulü, kocama alıştım. Kaderime razıyım anlamında. Ama ben başka kadınlara aynı şey olmasın diye bunu açtım diyor. Ve Hazreti Peygamber orada kızların rızası olmaksızın evlendirilmemeleri gerektiğini söylüyor. Bu doğru değildir. Baba ve anne istediği için evlenilmez. Kız istediği için kız alır. Ama kızlara da şunu söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Düşünerek hareket edin. Sakın kaçmayın. Sakın kaçmayın. Kaçıp da mutlu olan bir kız görmedim bugüne kadar ben. Kaçıp da mutlu olan hiçbir kız yoktur. Çünkü kaçan kız bütün elindeki yetkilerini, yeteneklerini adama devreder. Adam günün birinde nedir? Zorla mı aldım seni? Sen kaçmadın mı? Ne işin vardı? Gelmeseydin der. Kaçmayacağız. Rızayla gideceğiz. Babayı anneyi sıkıştıracağız. Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan Şerifi kutluyorum. Eyvallah. Benim sorum şu hocam. Evet, evet. Şimdi ticaretle uğraşan bir insan %100, yani bir çayı 500 lirayken kalkıp da 5 milyona vermesi helal mıdır, haram mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İslam'da gabni fahiş dediğimiz, yani fazla aldatarak kar kazanmak doğru değildir. Hele böyle bir malın, çok az bulunan bir malın, çok az bulunan bir malın kara borsacılığını yaparak onun ederinden çok fazlaya satmak aldatmaktır. Onun için Hazreti Peygamber la darara vera dirar, zarar vermek, zarara uğramak, ikisi de yok diyor. Yani tüccar da zarara görmeyecek, tüketici de gitmeyecek. Ama belli bir yüzdeyi emretmiyor İslam. %10, %20 demiyor. Piyasa belirlesin diyor, şartlar belirlesin. Ama bir mal eğer stoklar tükenmiş, mesela ekmek gibi, un gibi müthiş bir kara borsa varsa o zaman devletin müdahale etme şansı vardır. Ama onun dışında serbest piyasadır. Serbest piyasayı ahlak değerlendirmeli. Ahlak onu düzeltmelidir. Polisiye tedbirleriyle değildir. Topluma verilecek vicdani hassasiyet olması gerekiyor. Dediğin gibi 1 liralık çayı 500 liraya satarsak bu zulüm olmuş olur.
diyorum. Ve bir sorumuz daha. Evet, buyurun efendim. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam bir iş yerinde iş yeri sahibinin izni olmadan bir şey yiyip içmek haram mıdır? Teşekkür ederim. İş yeriniz, iş yerindesinin, iş yeri... Sahibinin hocam haberi olmadan bir şeyler yiyip mesela içmek. Bir lokanta veya bir market gibi bir evet, şey mi? Evet hocam. Şimdi şöyle, eğer iş sahibi sizin anlaşmanızda buradan yiyebilirsin dememişse, öyle bir şart koşmamışsanız, iki, iş sahibi paranızı gasp etmemişse, anlaşmaya bağlı kalmışsa, onun rızası olmaksızın oradan bir çekirdeği bile yemeniz doğru değildir. Ama yetki vermişse, doyasıya yiyin demişse, o zaman sofra önünüzde açık. İstedikleri yiyebilirsiniz. Evet. Peki biraz soruya ara verelim mi? Biraz soruya ara verelim, sonra yeniden vaktimiz olsa döneceğiz. Eğer vaktimiz olursa inşallah. Hep beraber Mekke-i Mükerreme'ye doğru Allah Nebisi'nin hayatında etkili olmuş çok önemli bir iki kişiden bahsedeceğim. Her birinizin bir öz anası vardır. Bir her birinizin belki dadısı vardır. Her birinizin belki bir süt anası vardır. Ben bir gün anneme sordum, benim kaç tane süt anam var diye. Annem bana 2-3 süt anamın olduğunu söyledi. Süt demişim, 3 kadından daha. Annemle beraber 4 öz anam, 3 süt annesi. Süt anası aslında ihmal ediyoruz ama bir anne kadar önemlidir. Bir de analar vardır görünmeyen. Analar vardır duvar arkasında ortaya çıkmayan. Analar vardır o sessiz evlatlarına analık yapmış. İşte bugün Resulullah'ın annelerinden, annesinden değil, Resulullah'ın hayatına can veren, Resulullah'ı derin etkilemiş analarından bir kısmından bahsedeceğim. Hiç şüphesiz en etkili olanların başında Hazreti Ali'nin annesi gelir. Hazreti Ali'nin annesi, Resulullah'ın amcasının hanımı, Ebu Talib'in karısı Fatıma Bintül Esed, Hazreti Ali'nin de öz anasıdır. Hazreti Peygamber'i 8 yaşından alıp peygamberlik dönemine kadar götüren bir kadındır Fatıma Bintül Esed. Hazreti Peygamber'e o kadar derin bir iz bırakmış ki hayatında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Abdülmuttalip ölüm döşeğine dedesi Resulullah'ın girdiğinde bütün çocuklarını topladı. Zübeyir, Hazreti Hamza, Ebu Talip ve diğerlerini Abbas'ı topladı ve dedi ki Muhammed'i kime vereceğiz? Resulullah yoksul, Resulullah hem yetim hem öksüz, baba yok, ana yok. Abdülmuttalip bu çocuğu kime vereceğiz diyor. Çok garip bir şeydir. Resulullah'ı ilk isteyen Ebu Leheb olmuştur. Resulullah'ın en büyük düşmanlığını yapacak amcası, Muhammed'i bana verin, ben onu besleyeyim, büyüteyim dediğinde Abdülmuttalip vermedi. Çünkü Abdülmuttalip döndü Ebu Leheb'e. Sen insafsız bir adamsın dedi. Kendi oğluna sen merhametli değilsin dedi. Ya Zübeyir ya sana, ya Ebu Talib'e, ikisi de isteyince Abdülmuttalip dedi ki araya kura atacağım. Kime çıkarsa Muhammed onundur. Onun sofrasında oturacak. Kura Ebu Talib'e çıktı. Hazreti Ali'nin babasına çıktı. Ve Resulullah 8 yaşındayken Fatıma Bintül Esed'e ona emanet edildi. Ebu Talib'e emanet edildi. Burada şöyle bir takdir. Ebu Talib'e çıktı. Çünkü Zübeyir, Resulullah'ın diğer amcası Zübeyir çok kısa süre sonra vefat etti. Hazreti Peygamber böylece sahipsiz çıkacaktı, kalacaktı. Resulullah'ın Fatımalı yılları, berekeli yılları neler oldu? Halime-i Sadiyeli yıllarında neler oldu? 7 dakika aramızdan sonra bunları hepsini konuşacağız inşallah. Thank you.
yaşlarımız sel oldu, neredesin? Yandı yüreğim, kavruldu, neredesin? Ümmetin perişan oldu, neredesin? Neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu, Mekke'deydim. Küçük bir çocuktu. 8 yaşındaydı. Mekke'de kuraklık olduğunda Mekkeliler elinden tutuyorlardı çocuk Muhammed'in. Alıyorlardı onu, Mekke'nin dağının üzerine, Ebu Kubeys dağına çıkarıyorlardı. Resulullah elini açıyordu, o minnacık ellerini. Mekkeliler diyorlardı ki, ya Rabbi bu yetimin hürmetine yağmur yağdır. Ebu Kubeys dağı inliyordu, şimşeklerle aydınlanıyordu. İnmeden dağdan Ebu Kubeys dağına sel gibi yağmur yağıyordu. Kabe-i Muazzama'nın etrafı yağmurla doluyordu. Onun için meşhur olacak, Ebu Talib bir gün Mekkeliler düşmanlık yaptığında Resulullah'a diyecektir ki, ne çabuk unuttunuz siz, hani yağmur diliyordunuz onların, onun elleriyle. Bugün düşmanlık yapıyorsunuz ona. Hani yağmur yağmıyordu Mekke'de, Ebu Kubeys dağına çıkarıyordunuz Muhammed'imi. Demiyor muydunuz ya Rabbi, Muhammed hürmetine, şu evlat, şu çocuk hürmetine, şu yetim hürmetine yağmur yağsın diyordunuz. Siz inmeden yağmur yağıyordu Ebu Kubeys dağından aşağıya doğru. Unuttunuz mu diyorlardı, unutuyorlardı. İnsan bu kadar gafildi işte. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam sofra kurulurdu Ebu Talib'in evinde. Hazreti Fatıma Bintül Esed anlatacak. Resulullah'ın amcasının hanımı, Resulullah'ın anamdan öte anamdı dediği kadın işte. O anlatıyor, diyor ki sofra kurardık. Çorba vardı sofrada. 20'ye yakın çocuk vardı ailenin çocukları. Birden hepsi beraber saldırınca yemeğe, hurmaya veya çorbaya, sofradan ilk elini çeken Muhammed olurdu. Yetim, öksüz Muhammed sofradan elini çekerdi. Diğer çocuklar yesinler diye aç kalırdı. Bilirim ben seni ey Nebim, bilirim seni. Ey Muhammed'im aleyhisselamım, ey Ahmet'im, ey Mahmud'um, ey Taha'm, ey Yasin'im. Bilirim seni ey Mahmud'um, bilirim seni ben, bilirim seni. Ey Müddessir bilirim, bilirim seni. Ey Müzzemmil bilirim seni. Ey yatağına bürünmüş Nebi bilirim seni. Kalkıp kıyam eden ve şirk adına bütün tortuları bir tarafa atan, bilirim seni, bilirim. Sen o diğer çocuklar yemek yesin diye, diğer çocukların karnı doysun diye sofradan kaç gün, kaç kez aç kalkmıştındır. Bunu kendisi Fatıma Bintül Esed anlatacak. Elini çekerdi Muhammed. Anlardım ki aç kalacak. Muhammed diğer çocuklar yesin diye yemeyecek. Hala 8 yaşında, 9 yaşında işte yetimsin ve öksüzsün Mekke'de. Yüzü sürmetine yağmur dilenirdi. Bir gün Ebu Bekir Sıddık
hasta yatağında Ebu Bekir Sıddık'ın halifelik döneminde son demlerini yaşıyor Hazreti Ebu Bekir. Bir ara dalar o sedrin üzerinde, Resulullah'ın vefat ettiği sedrin üzerindedir. Bir an uzaklara gider ufku. Hazreti Ayşe kızı yanındadır. Kızı babasının yüzüne bakar. Bir anda babasının yüzünde Resulullah'ın yüzü şekillenir. Tasavvufta aynileşme dediğimiz fena olabilme. Babasına baktığında Resulullah'ın yüzünü görür. O anda der ki uğrunda yağmur dilenen ey ay yüzlüm, güneş yüzlüm deyince Hazreti Ebubekir birdenbire uykudan silkinircesine gözünü açar. İşaret eder kızına elleriyle. Hayır kızım der. Hayır, hayır der. Bütün o övgüler Muhammed'edir. Bize övgü lazım değil. Hak eden odur o. Onun yüzü hürmetine yağmur dilenirdi. Kendilerini Resulullah'a bir an bile benzetmekten haya ederlerdi. Nasıl bir edeble edeplendirmiş, nasıl büyük bir edeble onları yetiştirmişse Allah'ın Resulü, sonsuzluk peygamberi. Sonra bir gün gelir Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali evlenirler. Resulullah'ın evine Fatıma bintül Esed kayınvalide olarak girer. Hazreti Fatıma'nın kayınvalidesi olarak her zaman müşfik, her zaman merhametli, her zaman asil bir hanımefendi olarak. Kayınanalık yapmaz Fatıma'ya, Fatıma'ya analık yapar. Ali'nin anası, Ali Fatıma'yı üzmez, Fatıma Ali'yi üzmez. Fatıma bintül Esed ikisini üzmez. Öyle muhteşem bir aile, öyle muhteşem bir güzellik. Bir aile düşünün. Bir tarafta kayınpeder Resulullah'tır. Diğer tarafta kayınpeder Ebu Talip'tir. Bir tarafta kayınvalide Fatıma bintül Esed'tir. Diğer tarafta kayınvalide Amine'dir. Hazreti Amine bintül Hüveylid'tir. Düşünün nasıl bir evlilik, nasıl muhteşem bir aile. Kim bu aile kadar büyük olabilir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Fatıma bintül Esed'i hep ana gibi gördü, hep ana gibi saydı. Bazen gönderirdi Hazreti Ali'yi. Annen nasıl derdi, bir ihtiyacı var mı annenin? Annesinden bahsedilirken Fatıma bintül Esed'den Hazreti Peygamber derdi ki benim annemden sonraki annem Fatıma bintül Esed'tir diye sorar, konuşur ve onun ona çok ayrı bir yer verdiğini ifade ederdi. O da derdi ki Muhammed'im benim dünyalı her güzelidir. Öyle derdi. Hicretten 4 sene sonradır. Allah Nebisi mescidinde oturmaktadır. Hazreti Ali birdenbire içeri girdi. Ali'nin yüzü sararmış. Bu ne haldir? Büyük imamın yüzü sararmış. Büyük imamın başı önünde bir şey var, bir şey. Onu üzen bir şey var. Onu sarsan derinden etkileyen bir şey var büyük imamı. İçeri girer Hazreti Ali. Resulullah'ın yanına gelir. Döner ve Resulullah'a der ki Hazreti Ali, Allah'ın Resulü annem öldü. Ali'nin, Cafer'in ve Akil'in anaları. Hazreti Ali'nin iki kardeşi daha vardı. Aynı anadan Akil ve Cafer. Cafer'i bilirsiniz. Mu'tede şehit, Cafer'i tayyar. Anlatacağım bir gün onu inşallah. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam
mübarek başını kaldırdı. Hazreti Ali ile göz göze geldi, damadıyla, amcasının oğluyla göz göze geldi. Baktı şöyle bir şekilde, dedi ki annen mi öldü Ali? Annem öldü ya Resulallah deyince, hayır o senin anan değil, esas benim anam. Benim annem öldü Ali, esas benim annem öldü. Sonra dönecek Mescid-i Saadet'te, Medine-i Münevvere'de Allah Nebisi kendisine bakan bütün sahabe-i kiramın üzerinde derin tesir oluşturacak şu meşhur cümleyi söyleyecek. Annemden sonra annem Ali, Ali'nin anası Fatıma bintül Esed'tir diyecek. Sonra kalkacak, hadi annemizin cenazesine gidelim diyecek. Beraber Bakî mezarlığına doğru yürüyecekler. Hazreti Ali ile Hazreti Peygamber, yanında sahabenin bütün ileri gelenleriyle beraber Medine-i Münevvere'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber yayacak. Fatıma bintül Esed'in cenazesine gelin. Esasen kimse hakkında yapmamıştır. Kızları hariç kimsenin hakkında şimdi anlatacağım şey yapmamıştır. Özel bir muamele yapmıştır Hazreti Resulullah Fatıma bintül Esed'e. Çok özel bir muamele yapmıştır. Dönecek ve Resulullah şöyle diyecektir. Onun mezarını kazdıktan sonra beni haberdar ediniz. Fatıma bintül Esed'in mezarı kazılacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Fatıma bintül Esed'in cenazesine inecek. Mezarına inecek. Mezarında iki şey yapacak. Birincisi cübbesini çıkaracak, yere serecek. Cübbesini sererken yere Resulullah, o mezarın Fatıma bintül Esed'e eziyet etmemesi için ondan sonra mezara girecek. Mezarın bütün duvarlarını, topraklarını elleriyle şöyle sıvayacak, sıvayacak ve diyecek ki o kadın bana çok rahimdi. O kadın bana çok iyilik etmişti toprağa. Sen de Fatıma bintül Esed'e iyi muamele et, ona eziyet etme, onu üzme diyecek. Mezardan çıkacak Resulullah. Fatıma bintül Esed'in mezara indirilişine bakacak. Ama garip bir şey olur Medine'de o anda. Hiç kimsenin sesi çıkmaz. Herkesin başı önünde. Sanki herkesin başında bir kuş varmışçasına herkes göz altından Resulullah'a bakıyor. Hazreti Peygamber ne kadar tefekkür içinde, ne kadar düşünceli Resulullah. Temkinli ve sanki tedirgin bir hali vardır. Sahabe-i kiramın gözünden kaçmaz Resulullah'ın o anki o haleti ruhiyesi. Dönecek ve Resulullah'a soracak Hazreti Ebu Bekir, bugün farklıydınız cenazede, Fatıma bintül Esed'in cenazesinde siz çok farklıydınız diyecek. Dönecek Allah'ın nebisi öyle diyecek. Evet diyecek, öyledir. Çünkü bugün şu anda gökten 70 bin melek sırf Fatıma bintül Esed'in cenazesinde hazır bulunmak için Medine mezarlığına, Bakî mezarlığına inmiştir. 70 bin melek sırf Fatıma, Hazreti Ali'nin annesi Fatıma'nın cenazesinde bulunmak için. İşte Ali bu, işte Ali'nin ailesi bu, işte Fatıma bintül Esed bu, işte Ehl-i Beyt bu. Etiyle, kemiğiyle, hücrelerine kadar Allah'ın sevgisi dolu, meleklerin muhabbeti dolu, hücrelerine kadar her tarafından Muhammedilik akan bir aile. Tepeden tırnağa Hazreti Ali budur işte, Ehl-i Beyt budur, Hazreti Fatıma bintül Esed budur, Fatıma binti Muhammed budur işte aleyhissalatü vesselam. Seveceksek Ali'yi böyle seveceğiz. Seveceksek Fatıma'yı böyle seveceğiz. Seveceksek Ehl-i Beyt'i böyle seveceğiz. Seveceksek Ömer'i, seveceksek Sıddık-ı Ekber'i. Böyle bir iman ve böyle bir teslimiyette imanımıza hiçbir şey karıştırmadan, onların sevgisinin üzerine hiçbir sevgi koymadan seveceğiz. Cenaze namazı, cenazesi defnediliyordu Fatıma bintül Esed'in. Hazreti Resul dönerken bütün Medine Hazreti Ali'nin annesi Fatıma bintül Esed'i anlatacak. Günlerce, günlerce hiç unutulmayacak. Hiç şüphesiz Resulullah'ın hayatında en etkili ikinci bir kadın vardır. O Resulullah'ın hayatında çok etkili olan ikinci kadın da Ummu Eymen'dir. Onun da özel bir yeri vardır. Fatıma bintül Esed kadar olmasa
ama bulunduğu yer itibariyle Fatıma Bintül Esed'den daha öndedir bir noktada. O nokta neresi? Resulullah'ın hayatında ne varsa, hangi adım varsa, hangi sevinç varsa, düğün, hangi cenaze varsa, şimdi anlatacağım kadın Ummu Eymen ana, Bereke ana, Resulullah'ın dadısı her yerde oradadır. Ummu Eymen, Eymen'in anası. Peki Eymen'e ne oldu? Bereke'ye ne oldu? Ummu Eymen'e neler oldu? Biraz sonra paylaşacağım. 7 dakika aramızdan sonra buradayız. Resulullah'ın hayatının her döneminde ve her deminde bereke var. Bereke var. Kasım doğarken var. Abdullah doğarken var. Zeynep doğarken var. Rukiye'de var. Ümmü Gülsüm'de var. Fatıma'da var. Dadı. Resulullah'ın babasından gelme dadısı. Hazreti Peygamber'in çocuklarının ebesi Selma ama en büyük yardımcısı Bereke. Bereke nasıl bir kadındı? Zenci, siyah, tamamen siyahi bir kadın, çok kilolu bir kadın. Resulullah bir gün öyle dedi, kim cennetten bir kadınla evlenmek istiyorsa bununla evlensin. Zeyd ibn-i Harise evlenecek onunla. Hazreti Peygamber'in bütün sıkıntılı dönemlerinde, bütün sevinçli günlerinde Resulullah'ın vazgeçilmesi. Dikkat ediniz sevgili dinleyicilerim, izleyicilerim, ekran başındakiler. Her birinizin ailesinde bir bereke vardır. Hepinizin vardır. Her tarafta bir rahmet gibi çıkan, bir rahmet güvercini gibi çıkan, sıkıntınızı, açınızı kapatan bir bereke vardır. Mutlak manada bir Ümmü Eymen, bir bereke vardır. Herkesin ailesinde vardır. Bir gün Resulullah kepekli ekmek yiyor. Sana hiç beyaz ekmek yediremedim Muhammed'im diyen dadısı. Bir gün Resulullah, ona takılırdı Resulullah. Şakalaşırdı onunla. Bir gün bereke Resulullah'a geliyor. Diyordu ki, Muhammed, kocam seni çağırıyor. Hazreti Peygamber dönüyordu. Kocan mı diyordu? Evet kocam diyordu. Şu gözünde leke olan adam mı diyordu. Bereke birdenbire hayır diyordu. Kocamın gözünde ben leke yok. Resulullah var var leke. Sen dikkat etmemişsin diyordu. Bereke birdenbire dönüyordu. Muhammed vallahi kocamın gözünde leke yok diyordu. Hazreti Peygamber dönüyordu.
Hepimizin gözünde leke yok mu? O siyahlığı kastediyordu. Göz bebeğini kastediyordu. Şakalaşıyordu. Takılıyordu berekeye. Zarif ve ince bir şekilde. Bir gün geliyordu, diyordu ki ben cennete seninle beraber miyim Resulullah'a? Resulullah hayır diyordu. İhtiyarlar cennete giremez bereke. Eyvah diyordu. Ben seninle beraber değil miyim? Resulullah diyordu ki ihtiyarlar cennete giremez bereke. Bereke ağlıyordu. Savrula savrula kapıdan çıkarken Resulullah çevirin çevirin berekeyi çevirin diyordu. Dönüyordu berekenin yanına. Ana nereye? Sen diyordu seninle olamayacakmışım Muhammed cennette. Ben dünyayı daha neyleyim ben? Seninle olamayacaksam. Resulullah diyordu ki şakalaştım seninle. Bu ihtiyar halinde olmayacaksın. Sen 30 yaşında bir hanım olarak geleceksin cennete. Üzülme diyordu. İhtiyarlar ihtiyar olarak cennete olmayacak. Genç olacaklar genç. Seviniyordu bereke. Bir gün geliyordu Resulullah'a. Bana bir deve ver bineyim. Ya vücut iri, şişman, etli. Resulullah diyordu ki tamamdır. Sana bir deve verelim. Dönüyordu sahabeye. Bir yavru deve verin berekeye. Bereke diyordu Muhammed. Ezilir ben binersem bu hayvana. O beni taşıyamaz ki. Nasıl beni taşısın küçük bir yavru deve. Resulullah diyordu ki bizde yavru deveden başka deve yok ki. Olmaz diyordu develer. Bunlar beni kaldıramaz. Küsüyordu bereke. Tam gidecekken Resulullah yine gel bereke gel diyordu. Yanıma gel. Gelince diyordu ki bereke niye gittin? Yavru deve beni taşımaz ezilir. Binersem ölür o hayvan diyordu. Resulullah diyordu ki ben ne dedim sana? Bir deve yavrusu vereceğim. Her deve bir deve yavrusu değil mi diyordu. Sana ben büyük bir deve vereceğim ama o devenin de anası var, babası var diyordu. Resulullah'ın her şakası doğruydu. Ama çok akıllıca, çok zekice şakalar yapıyordu. Hatırlarsınız. Bir gün Hazreti Ali ile oturuyor, zeytin yiyorlar. Resulullah ile Hazreti Ali, Resulullah'ın yanında bir küme zeytin, Hazreti Ali'nin yanında bir küme zeytin. Bir ara Hazreti Peygamber Ali'yi şöyle oyalar. Ali şuradakine ne diyorsun der. Hazreti Ali bakınca Resulullah yediği bütün çekirdekleri Hazreti Ali'nin önüne doğru iter. Resulullah'ın önünde çekirdek yok. Ali'nin önünde çekirdek dolu dolu. Hazreti Ali dönünce Resulullah der ki Ali bütün zeytinleri sen yedin. Bana zeytin bırakmadın der. Baksana hepsi senin önünde. Hazreti Ali de çok zeki. Döner Resulullah'a söyle edep içinde der ki peygamberimize o zaman ey Allah'ın Resulü siz de zeytinleri çekirdekleriyle yemişsiniz o zaman. Allah Nebisi'nin bütün hareketlerinde o safiyet, o temizlik, o engin rahmet vardır. O engin şakacılık vardır. Berekede bu çok yaygın. O kadar zarif bir kadındı ki, o kadar nezihdi ki bereke bir gün diyor ki susamıştım, çölde yürüyordum. O kadar susuzdum ki ölmek üzereydim. Dedim ki ya Rabbi Muhammed'e yaptığım günler için, Muhammed'e yaptığım hizmetler için dedim. Gökten bir kova indi, soğuk bir kova. Kovayı içtim, susuzluğum geçti, kova yeniden göğe çekildi diyor. Anlatırken bereke, takva sahibi, keramet sahibi o siyahi kadın. Bir gün Resulullah'ın yanına gelir. Bereke, Hazreti Ayşe oturmaktadır. Hazreti Bereke döner Resulullah'a der ki Muhammed, Resulullah efendim der. Kalk bana su getir der. Bu Resulullah'a söylenecek bir söz değil aslında. Kalk bana su getir deyince Hazreti Peygamber hemen ayağa kalkar. Hay hay Bereke der. Getireyim ana deyince Hazreti Ayşe şöyle elini dişinin arasına getirir böyle ısırır der ki nasıl oluyor sen peygambere bana su getir diyorsun. Hazreti Peygamber döner onun bana çok hakkı geçti Ayşe. O Muhammed'e kalk getir su der. Muhammed'e gider ona hizmet eder su getirir. Gider Resulullah der ki su getirir buyurun ana suyunu der. Allah Nebisi okşuyordu rahmetiyle. Öylesine ki
Bir gün Rukiye vefat eder. Resulullah'ın kızı 33 yaşında. Hazreti Rukiye hastalanırca vefat edinceye kadar Bereke Hazreti Rukiye'nin yanında bulunur. Rukiye yıkayanlar içinde kefenleyenler arasında Bereke vardır. Uhud'da yaralılara su taşıyacaktır Bereke. Hazreti Fatıma'nın düğününde Resulullah'ın yanında Bereke vardır. Gelin odasındadır. Fatıma Bintül Esed'le beraber koku verecek. Hazreti Fatıma'yı kokulandıracak. Hazreti Fatıma'yı gerdek gecesine hazırlayan kadınların başında yine Resulullah'ın dadısı olan Bereke vardır. Ve bir gün Bereke hiç unutmayacağı bir olay yaşar. Bir gün Zeynep vefat eder. Resulullah'ın kızı Zeynep, iki gün önce anlatmıştım, vefat eder. Hazreti Peygamber ne kadar üzüntülüdür. Ümmü Atiye, Ümmü Eymen, Bereke, Sevde ve Ümmü Selma hepsi oradalar. Onu yıkamak için Resulullah içeri girer. Resulullah'ın kızı musalla taşı, Resulullah'ın kızı tahta üzerindedir, yıkanacak. Gasilhanededir. Hazreti Peygamber kapıyı aralamadan dışarıdan içeriye seslenir. Bereke orada mısın ana der. Bereke der ki Muhammed'im buradayım söyle. Resulullah der ki kızımı sağ tarafından yıkamaya başlayın. Su dökerken sağ tarafından. Abdest uzuvlarından yıkamaya başlayın. 7 defa kızımı yıkayın. Kokulu bitkiyle onu kokulandırın. Kullanın. Hazır olunca onu kefenleyince beni haberdar edin diyecek. Kefenlenince gelecek ve Resulullah diyecek ki kızımın saçını taradınız mı? Ölmüş kadınların saçını taramak sünnettir onun için. Taranır, 2 bukle yapılır. Bukleler göğsün üzerine konulur. Allah nebisinin emridir o. Kızımın saçını tarayın Zeynep'imi. Zeynep'imi güzel kokularla kokulandırın. Sonra Zeynep'imin saçını iki yandan ve alnından 3'e bölün. Saç alnından iki yandan 3 örgü yapılır Hazreti Zeynep'in. Sonra Zeynep'in göğsü üzerine konulur. Resulullah'a derler ki onu kefenlemeye hazırız. Resulullah terine bulaşmış olan gömleğini çıkarır, cübbesini içeriye verir. Bununla kızımı kefenleyin der. Sonra mezara inecek, namazını kıldıracak Zeynep'in yüzünde hafif bir tebessüm var mezardan kalkarken. Kainat Nebisi'nin yüzünde hafif bir tebessüm var. Şöyle diyecektir, ben mezara dedim ki Zeynep'imi sıkıştırma. Mezar Zeynep'ime eziyet vermeyecek, Zeynep'imi üzmeyecek diyecektir. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Zeynep'in yaşı 30 civarındaydı vefat ederken. İmam Hüseyin şehit oldu. Gül bahçemde güller sondu. Topraklar kan ile doldu. Kerbela'da topraklar kan ile doldu. Kerbela'da İmam Hüseyin susamıştı. Bir yudum su aramıştı. Ana yüreği yanmıştı. Kerbela'da ana yüreği yanmıştı. Kerbela'da. Şu Üsame'yi tanıyor musunuz? Hazreti Peygamber'in 15 yaşındayken ordu komutanı yaptığı Üsame bin Zeyd, işte bu kadının oğludur. Zeyd ibn-i Harise ile evliliğinden doğacaktır.
Bir gün Resulullah ona diyor ki şu sözlere dikkat edin. Otur ana, bereke otur. Oturunca diyordu ki Resulullah, ana kim kaldı biliyor musun bizden? Kim? Annem öldü, babam öldü, dedem öldü, amcam öldü, Hatice'm öldü. Sonra dönüyordu. Hayber dönüşünde Süveybe, Hazreti Hamza ile süt emzirten kadın, süt anası Resulullah'ın. Süveybe vefat etti. Huneyn dönüşünde diyen anam Halime öldü. Hicretin 4. yılında anam gibi ana olan Fatıma Bintül Esed öldü. Oğullarım Kasım, İbrahim, Abdullah öldü. Sonra döner Ümmü Eymen'e. Ümmü Eymen bir sen kaldın, bir sen. Senin dışında bütün her taraf yıkıldı Ümmü Eymen. Nebi ne kadar sessiz, ne kadar sakin, ne kadar bitap. Sonra dönecek Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ile Ömer Ümmü Eymen'in yanına girecekler, oturup onunla konuşmak için. Görünce Ümmü Eymen ağlayacak, derin derin ağlayacak. Diyecektir, ana sana geldik ağlamak için değil, bizi ağlatmayasın diye geldik. Diyecek ki vahiy kesildi, vahiy. Muhammed gitti, gökten haber kesildi. Efendim, bir 7 dakikalık aramız daha var. Sonra duamız için buradayız. Bereke ile ilgili defteri kapatırken bir oğlu vardı. Bu oğlu Bereke'nin oğlu, Hazreti Peygamber'in çok sevdiği bir delikanlıydı. En büyük özelliği bayram günleri Resulullah'la çıkarken bayram namazına Medine'nin gençleri ne yapardı biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in önünde yürürlerdi. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye bağırırlardı. Camiye giderken Medine'nin delikanlıları Resulullah'a eşlik ederlerdi. Giderken ve çıkarken namazlara, bayram namazlarına. Bereke'nin oğlu Huneyn gününden sonra vefat edecek. Bereke Resulullah'ın dadısı. Hazreti Bereke, Resulullah'ın vefatından 6 ay sonra o da dünyaya veda edecek ve onun defteri de kapanacak. Dilerim onların ebedi defterleri ahirette hiç ama hiç kapanmasın ve hep o defterler sevgiyle, merhamet ve rahmetle dolu bir şekilde hep yanımızda olsunlar. Efendim, o kadar yoğun bir soru trafiğimiz var ki biz... Doğrusu sorum programımıza böyle devam etmek istiyorduk ama yoğun sorulardan dolayı bir de Türkiye'nin değişik yerlerinden burada sorulacak soruları bekleyen aileler varmış. Arada kardeşlerimiz öyle deyince
Biz en azından birkaç soru daha alalım buradan. Arzu ettik. Evet, sorularımız hazırlar mı? Hanımefendi buyurunuz. Hocam iyi akşamlar. İyi, hayırlı olurlar, Ramazanlar. Sen efendim, sağ olun. Benim bir arkadaşım, eşi içki içtiği zaman eşine boşsun boşsun diyor. Ayı kafayla da yine aynı kelimeyi kullanıyor. Evet. Boş mu değil mi o bayan? Hani sinirlendiğim zaman diyor diyorum. Ama her defa dile getiriyor. Evet. Peki. Peki, teşekkür ederim. Sorunuzu anladım ve aldım tabii ki. İçkiliyken yapılan boşamayı bazı İslam alimleri geçersiz sayıyorlar. Çünkü aklı başında değil. Bu nedenle de tasarruflarından yani yaptığı şeylerden sorumlu değil diyor İslam alimlerin bir kısmı. Ama bir kısım İslam alimi sarhoş yaptığı tasarruftan sorumludur diyor. Niye öyle? Çünkü bilerek, isteyerek sarhoş olmuştur. Bilerek ve isteyerek sarhoş olduğu için de onun ceremesine katlanır. Burada biz şuna bakarız doğrusu, açık söyleyeyim. Eğer mağdur olan hanımefendi, ben boşasın bu adam da bundan kurtulayım noktasındaysa, adam zalim bir adamsa, biz o zaman deriz ki evet, bu boşama gerçekleşmiştir. Sen buna göre hükmedebilirsin. Hükmedersin demiyoruz, bağlayıcı olmuyoruz çünkü ihtilaf varsa biz ihtilafı söylemek zorundayız. İki farklı görüş. Ama evliliği yürütmek istiyorlar. Yani ufak tefek bazı sıkıntılar vardır. Kurtarmak lazım evliliği. O zaman deriz ki adama kadın boşamak çocuk oyuncağı değil, hanımına saygı duymayı öğren ve böyle şeyler söyleme deriz. Evet. Başka soru var mı? Kimin sorusu var? Siz... Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurunuz. Hayırlı Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar diliyorum. Buyurun. Hocam benim çocuğum rahatsız da kurban adamak istiyoruz da Allah katında kabul oluyor mu? Yani diyorsun ki hastalığı iyileşirse inşallah şifa bulsun şifa diye. Şifa bulsun. Ben Allah için bir kurban keseceğim diyorsunuz. Evet, adakta hocam. Bulunuyorsunuz. Adak adamak meşrudur. Yani din niye size adak adadınız diye sormaz, sorgulamaz. Bu nedenle de adak adayabilir, adağınızı adayabilirsiniz. Yani, şifa bulsun diye şifa hocam. Bulsun niyetiyle, ondan sonra bütün onun etini efendim dağıtırsınız. İki türlü olabilir. Bir, öncesinden yani çocuğun rahatsızlığın sonucunu beklemeden, evet, evet. İnşallah iyileşir. Zaten inşallah da iyileşir. İnşallah. Önceden verirsiniz, sadaka olarak dağıtırsınız. Bu adak değil, bu bir Allah'tan dilekte bulunmakla ilgili bir hayır sevaptır. Bir de ya Rabbi eğer iyileşirse sonra vereceğim diye adak adayabilirsin. O işte adaktır. İkisi birbirinden farklıdır. Peki ben de... hocam şifa bulsun diye bir annesi soruyor da hangi tür dualar etmem lazım? Çok dua veriyoruz. Onlardan birini alın ama mesela şifa ile ilgili biz ayetleri verdik. Herhalde dün verdik. Yarın da verelim inşallah. Annesi zaten Kur'an'da... takip ediyor hocam. Tamam, takip onları ediyor, takip etsin. Bir de bol bol ya şafi ente şafi inne şifa eke la yugadiru sakama gibi dualar vardır. O duaları tekrar ederse iyi olur. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sağ ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sorumuz, tekrar bir sorumuz daha var zannediyorum. Delikanlı buyurun. Selamünaleyküm hocam. Selam. Benim bir arkadaşım var. Kendisi ateizm inancına inanıyor. Daha doğrusu ben bunu yeni öğrendim. Şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım. Ama onu da yani üzmek istemiyorum. Bana darılmasını istemiyorum. Kendisiyle nasıl yaklaşılması gerektiğini de internette çok videolar izledim. Genelde bir şey de öğrendim. Çok böyle hafız oluyorlar genelde. Kur'an'ı çok iyi yutmuş insanlar oluyor. Onlar yok, konuşuyor. Onlar yalan. Hiç böyle Kur'an'ı yutmuş bir adam. Yok yani karşı onlarla konuşanlar. Ha, inkarcı olmaz. Evet, ben de işte yani bizim onlarla bir arkadaşlık edebilir miyiz? Yani ben çok sevdiğim bir arkadaşım ama bana diyorlar ateistlerle falan arkadaşlık yapılmaz. Peki, teşekkür ederim. Soruyu anladım, cevaplandırayım. Bir defa dünyada ateist diye kimse yoktur. Ben inanmıyorum. Herkes Allah'a inanıyor ama bazıları bunu ifade etmiyorlar. Çünkü hepsinin kuyruğu sıkışınca Allah'ım ya Rabbi ila aman Allah'ım diye içinden geçirirler. Onun için böyle Allah'ı inkar eden samimi bir tane adam bile yoktur. Mutlaka her birinin bir tarafında Allah inancı vardır. Ben sadece bir diyaloğu hatırlatmak istiyorum size. Mısır'dayken yaşadığım kısa bir hadiseyi çok ilginç olduğu için söylüyorum. Şeyh Mutevella Şaravi meşhur son dönemin en büyük tefsir alimlerinden biri, Mısırlı, vefat etti.
Ben kendisini görmüş, elini öpmüş, duasını almıştım. Çok büyük bir İslam alimiydi. Hakikaten tefsirde ekoldur, bir ekol. Fereç Fude diye sonra Mısır'da bir suikastla öldürülen bir ateistle bir tartışması vardı. Orada Şarabi'nin güzel bir sözü oldu. Dedi ki Allah'a inanıyor musun dedi o zata. İnanmıyorum dedi. Şarabi dedi ki yalan söylüyorsun dedi. Sen Allah'ı biliyorsun dedi. Efendim ama dilinle söylemek istemiyorsun. İdeolojine aykırı geldiği için. Hayır inanmıyorum deyince peki çocuğun var mı dedi. Evet işte bir oğlum var filan. Sana bir teklifim var dedi. Mısır halkının önünde sana teklif ediyorum. Eğer sen dedi oğlunun adını değiştirir. Onun adına yani adı Ahmet'se Ahmet değil adını Allah koyarsan dedi haşa. Senin gerçekten Allah'a inanmadığına inanırım dedi. Adam şaştı kaldı dedi ki ya nasıl bir teklif bu evet dedi. Mısır halkı da bir şey söylemeyecek. Hadi oğlunun adını bir şekilde koy deyince adam yapmadı yapamam dedi. Yapamazsın dedi. Çünkü Allah'ın olduğunu biliyorsun. Çocuğunu da çok seviyorsun. Allah adını koyduğunda o çocuğun yaşamayacağını biliyorsun ondan dolayı. Onun için işin hikaye boyutu o. Böyle konuşurlar ama Allah birdir, her tarafta vardır. Ama herkes her türlü insanla da konuşabilirsin, sakıncası yok. Beraber dua edelim mi? Ezan vaktimiz yaklaşıyor. Hep beraber dua edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ilel hak ve ila sıratikel müstakim. Ey kainatı yok eden, ey kainatı yoktan var eden Allah'ım. Ey kainatın sahibi, kainatın maliki olan Allah'ım. Ya Rabbi, ellerimizi açmışız. Seherin bu vaktinde belki çok insanın mışıl mışıl uyuduğu şu saatte ellerimiz sana açılmış. Sana açılan bu elleri kullarının ellerini boş çevirme ya Rabbi. İza seleke ibadi anni fe inni karibun ucibu davetet da iza daani buyurmuştur. Kur'an'da diyorsun ki ya Rabbi kullarım beni sana soruyorlar. Ey Muhammed de ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiklerinde dualarına cevap veririm, dualarını kabul ederim. Ya Rabbi, senin Kur'an'ında bildirdiğin gibi ellerimizi sana açmışız, sana yalvarıyoruz. Sana yalvaran, sana açılan bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, ibadetlerimizi halisane ile, ibadetlerimizi her türlü şirkten, riyadan, tekebbürden uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, düşmanlıkla, kin ve nefretle hareket eden insanların imanına, ırzına, namusuna, şerefine leke atan insanlar vardır dünyanın her tarafında. Onların hepsinin şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Şerlerinden temiz insanları uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi İhlasla yalvaranlardan eyle ya Rabbi. İftarımızı kabul eyle. Orucumuzu kabul eyle. Yakarışımızı kabul eyle. Duamızı kabul eyle. Sana dönüşümüzü kabul eyle. Kur'an okuyuşumuzu kabul eyle. Ya Rabbi kalbimize namaz aşkı nasip et. Kalbimize zikir aşkı nasip et. Kalbimize Kur'an aşkı nasip et. Kalbimize senin kendi aşkını nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi sevdamız sensin ya Rabbi. Biz seni seviyoruz. Sana sevgi ötesinde bir aşkla bağlanmak istiyoruz. Aşkını nasip eyle ya Rabbi. Peygamberine imanı ve muhabbeti nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kimi seviyorsan onun sevgisini nasip et. Kimi sevmiyorsan onun sevgisinden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Bizi haramlardan uzaklaştır ya Rabbi. Ya Rabbi bazen biz kendimizi koruyamıyoruz. Sen bizi koru ya Rabbi. Ya Rabbi bütün korkularımızdan bizi emin eyle. Arzu ettiğimiz hayırlara bizi ulaştır ya Rabbi. Sen şu anda amin diyen temiz dudaklar hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi bizi setret, günahlarımızı ört, dünya ve ahirete bizi rüsvai etme ya Rabbi. Mahşerde de bizleri fahri kainat,
Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatinden ayırma. Amin. Amin ya mucibe sailin. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin. Allah rızası için El Fatiha diyoruz ve İstanbul'daki ezana bağlanıyoruz. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhed en la ilahe illallah. Eşhed en Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah.